Değişik medeniyetlerin beşiği ve geçit yeri Anadolu'da ilk büyük devleti kurmuş ve eski Yunanlılardan önce binlerce yıl doğudan batıya, batıdan doğuya kültür taşımış etileri dünyamız daha yeni yeni tanımaya ve değerlendirmeye başlıyor. Bu film, Türk üniversitelerinin Cumhuriyet devrinde sırlarını çözmeye, 3000 yıllık tozlarını silmeye başladıkları Eti medeniyetini kendi toprağı, suyu, havası ve güneşi içinde göstermek kaygısıyla yapıldı. Etiler daha çok Orta Anadolu'da, güneş suyu kıt, dağları yumuşak, iklimi sert topraklarda oturmuşlar. Bu toprakları emziren, yoğuran, kavuran tek yüce kudret güneştir. Alacahöyük'teki Eti mezarlarından çıkan ve Atatürk'ün kurduğu Eti Müzesi'ni donatan güneş kuşları. Bu donmuş ışık cümbüşleri, Eti sanatının güneş tanrıya ne kadar içten içe, ne kadar girift bağlarla sarıldığını gösteriyor. Kimi soyut, jeometrik, sade, kimi karmaşık ve barok biçimlere giren bu güneşler, Eti dünyasının zamanla değişen ve gelişen inançlarıyla yüklü olsa gerek. Hepsinde Etilerin güneş tanrıya ettikleri duaların sıcaklığı var. Selam sana güneş tanrı, sen her insanın içini gören, sen içini kimseler görmeyen tanrı. Kimdir doğru yoldan çıkan görürsün sen yukarılardan güneş tanrı. İnsanların çobanısın sen. Denizlerden çıka gelir yürürsün göklerde. Her günkü hak kavgasında sensin yargıçları. İnsanların, köpeklerin, domuzların, ovadaki bütün canlıların. Güneş kursu geyiğin boynuzundan inip postuna giriyor. Kartal kanatları arasında bir testinin göğsünde görülüyor. Bozkır'ın yakıcı güneşi altında her şey için için yaşar. Yanlarına sokulmadıkça otlar, taşlar, kuşlar ve insanlar renklerini ve sırlarını vermezler. Birbirine benzeyen boz tümseklerin birinde kat kat medeniyetler saklanmış olabilir. Zaman zaman rastladığınız çıplak ve sert kayalıklar, bozkırı şeneltecek suyun, tüylerinde güneşin bütün renklerini gizleyen boz kekliklerin, yahut da kim bilir, belki bir alay Eti tanrısının sığınağı olabilir. Yarılmış toprakların özlediği suya varınca Etilerle de karşılaşacağız. İşte bugünkü Boğazköy'e adını veren dar kaya geçidinden gelen ve yaz aylarında böyle ince ince akan güneşe inat en eski zamanlardan beri ovayı yeşerten su. Değirmenini döndüren su. Elbette kutsal bir karakteri olacaktı suyun bu topraklarda. Hala bugün bizim de bir dua gibi, ölülerimizin toprağına döktüğümüz, su gibi aziz olasın sözünde dindarca övdüğümüz suyu, Etiler bir kurban keser gibi tanrılarına sunarlardı. Bu kabartmada hava tanrısına kurban edilen su, Bozkır'ın beyaz kanıdır. Bu
kandan yükselen buğday başağını bereket tanesinin kudretli avucunda görüyorsunuz. Bu su, bu toprak, bu güneş hep aynı olduğuna göre Boğazköy'ün gündelik hayatında Etilerle ortak çok şeyler olsa gerek. Eti kadınları da acaba buğdayı böyle mi seriyorlardı güneşe? Böyle mi hamur açıyorlardı? Gerçi küçük bir köy kalmış eski ihtişamlı başkentten. Şu bir avuç ev. Pazar yerinde şu bir avuç insan. Ovanın bereketini bölüşen bu insan kaynaşması içinde birçok sahneler, çehreler insana ister istemez eti kabartmalarını düşündürüyor. Boğazköy kadınlarının yaptığı bu kilimlerdeki nakışlarda eti tanrılarının izleri saklıdır. Kağan'ı tekerini Etiler'de böyle yapardı herhalde. Hele bu boynuzlarından çekilen tekeleri alaca höyük kabartmalarında aynen göreceksiniz. Boğazköy'de yapılan büyük testilerde de bir eti payı olacak. Boğazköy'ün yukarı sınırındaki umulmadık su bir eti yeraltı tanrısının Boğazköylülere armağanı olsa gerek. Bu kuyudan sonra Eti şehrine giriyoruz. Büyük Eti mabedinden pek az şey kalmış. Fakat büyük beyaz taşlar ve üstlerindeki kapı izleri bu mabedin uzun bir ihtişamlı ömrü olduğunu gösteriyor. Yeni kazıların yapıldığı yerdeyiz. Etilerde taşları kağnılara böyle yüklüyorlardı herhalde. Etilerin su sevgileri birbirinden güzel, değişik, şaşırtıcı su kaplarında da görülüyor. Anadolu'yu keramik sanatının bir cenneti yapan ustaların başında Etiler gelir. Pişmiş toprağa en ince duygularını, hatta bazen nüktelerini bile koymasını bilmişler. Etilerin güler yüzlü, hoş sözlü insanlar olduğunu en çok toprakla oynadıkları zaman görüyoruz. Bu kedi başından da su içmiş Etiler. Bu çanak sapında gördüğümüz ilk koşulu atlardır. Bunlar da Anadolu çarıkları değil, su kaplarıdır. Şehrin kuzey kapısını koruyan aslan hala yerli yerinde. Şehrin eteklerinden alabildiğine uzayan ova en iyi buradan görülür. Köylülerin Yenice Kale dedikleri yer bir Eti sarayının kalıntısıdır. Duvarın kayanın sırtına gelişi güzel oturtulmasında Eti sanatının tabiatı bozmadan kendi biçimini ona katma kaygısını görüyorsunuz.
Bu üçgen biçimli tünel, Etiler'in duvar işçiliğinin güzel bir örneğidir. Şehrin güney kapısındaki savaş tanrısı, herhalde bu kapıdan sefere çıkan orduları, Babil'e ve Mısır'a giden elçileri uğurluyordu. Bu kabartma, Eti heykelciliğinin en olgun eserlerinden biridir. İşte Mısır kapısı. O da üçgen biçimli kabartmalar. Burada ne zengin bir sanat merkezi olduğunu anlatıyor. Hava Tanrı'nın boğası için yapılan bir kurban töreni karşısındayız. Kral ve kraliçe boğaya bir Ankara keçisiyle bir koç getiriyorlar. Çalgıcılar geliyor. Bir tulum, bir telli saz. Eski Mısır yolu üstünde ilerleyen bu kağnı bizi 3500 yıl geriye götürüyor. Etiler de bu yolda kağnı kullanıyorlardı. İşte onların kanısı. Bu atlılar, kral kapısına giden eski Eti yolu üstündeler. O zaman da atlılar, pişmiş toprak üstüne yazılı mektupları bu yoldan getiriyorlardı. Boğaz köyün durgun sonbahar tabiatı içinde birden beliren rüzgar ve bulutlar Eti Hava Tanrısı'nın habercisidir. Hava Tanrı, Güneş Tanrı'nın kocası ve Bozkır'a hayat getirecek baharın babasıdır. Eti Tanrılarının sığındığı kayalardayız. Eti Panteonu'nun en büyük tanrıları için yapılmış olan kaya tapınağı, bugün yerliler yazılı kaya diyorlar. Etrafımızı kayalara oyulmuş sayısız Eti tanrıları sarıyor. Tam karşıda, Hava Tanrı'yı Güneş Tanrı'yla karşı karşıya görüyoruz. Ana Tanrı'nın arkasında oğlu ve kızları var. Elinde bir dalla bahar tanrısı Telepinu, Adonis'in ceddi. Bu ayna tutan tanrılar, su tanrıları olmasın? İşte ay tanrı, gün tanrı. Onların ardından adını sanını bilmediğimiz binbir Eti tanrısı geliyor. Geride kalanlar Hava Tanrı'yı selamlamak için acele ediyorlar. Tören yürüyüşü bir koşuşma halini alıyor. Kayalığın sağ yamacında kadın tanrılar ilerliyor. Erkek tanrılardan farklı olarak elbise ve jestleri hep bir. Külahları da başka türlü. Thank you.
Eti kralını iki dağ üzerinde yürür gösteren kabartma ayrı bir kaya üzerindedir. Eti kralları o devirdeki şark hükümdarları gibi mutlak değillerdi. Yüksek bir asiller kuruluna karşı sorumluydular. İki kanatlı cinin koruduğu bir tabii tünelden yazılı kayanın bir başka bölmesine geçilir. Burada da yine törene doğru yürüyen tanrılar. Sert, jeometrik kalıplara Mısır kadar bağlı olmayan eti heykelciliği, burada etin yumuşaklığını verecek kadar tabiata yaklaşıyor. Tanrı'nın bu kadar sevgiyle kucaklayıp yol gösterdiği kral, milattan 1250 yıl önce yaşamış 4. Tutalya'dır. Heykelci, Tanrı ile kralı ne rahat ne ölçülü bir bütün haline getirmiş. Böylece sanatkar, etilerde Tanrıların insana ne kadar yaklaşabildiğini, aralarında ne sıkı ve ahenkli bir işbirliği olduğunu göstermiş oluyor. Aynı bölmede, Anadolu'da hala kullanılan kamalara benzeyen biçimiyle bir garip tanrı görüyoruz. Sapı, insan ve hayvan şekillerine bürünen bu kılıç, yeraltı tanrısının sembolüdür. Yazılı Kaya'dan ve Boğazköy'den ayrılıyoruz. Yine Bozkır'dayız. Yaz aylarında Anadolu boyunca durmadan yürüyen sürüler ve insanlarla karşılaşıyoruz. Siyah kıl çadırları içinde konaklamış yürükler. Güneşten kavrulmuş yüzüyle bu nine, 3000 yıl önceki eti kabartmalarında gördüğümüz teknikle yün bükmekte devam ediyor. Uzaktan, Bozkır'ın rengine karışan bu sessiz insanlarda yaklaştıkça beliren bir incelik, fakirlik içinde kaybolmayan ve belki ta Alacahöyük geleneğine bağlanan bir süslenme zevki ve türküler kadar sıcak bir duygu zenginliği bulursunuz. Alacahöyük Sphinx'lerine akşamın alacakaranlığında varıyoruz. Bu Eti şehrinde Boğazköy'den daha eski zamanlara ait eserler bulundu. Alacahöyük'ün çift başlı kartalında Anadolu'nun en eski ve en yaygın motiflerinden birini buluyoruz. Eski ihtişamlı mabedin yerinde bugün pek fazla bir şey kalmamış. Küpeli çocuklar merdivende bir marifet gösteriyorlar. Bir adam kılıç yutuyor. Bu sahneler dini törene bir bayram havası katıyor. Fakat asıl manalarını henüz bilmiyoruz. Başka bir kabartma grubunda av sahneleri görüyoruz. Burada eti sanatı şaşırtıcı bir ustalıkla hareketli bir hayvan dünyasına çevriliyor. Panterin hem yandan hem karşıdan gösterilmesi o devir sanatı içinde bir cüret sayılabilir. Hücuma hazırlanan boğanın öfkesi ne rahat ne ölçülü bir ustalıkla oyulmuş bu sert taşın üstüne.
Bir domuz avı. Alacahöyük kabartmalarında gördüğümüz taş işçiliğinin bir başka örneğini Kayseri civarındaki Fraktin kabartmasında da buluyoruz. Mısır firavunu Ramses'le yaptığı anlaşmayla meşhur olan 3. Hattuşili ve karısı kadın ve erkek koruyucu tanrılara ibadet ediyorlar. Keramik gibi taş oyma sanatı da Etiler'den sonra devam ede gelmiş ve Anadolu'nun sanat çehresini kuran değişmez unsurlardan biri olmuştur. İşte milattan 13 asır sonra bir Selçuk kabartması. Bu iki başlı kartalın atasını Alacahöyük'te görmüştük. Selçuklar da kanatlı meleklerini seve seve taşa oymuşlar. Eti kabartmalarındaki hayat ağacı, Selçuk mimarisini süsleyen motiflerden biri oluyor. Etilerin İlyanka efsanesinde hava tanrıyla boğuşan ejderha, Selçuk süsleme sanatlarına geçiyor. Kervansaraylara tırmanan bu ejderha, cami kapılarında kıvrım kıvrım şeritler ve yumaklar haline geliyor. Kayalar içine oyulmuş bu şehirde oturan Ürgüplüler de Etiler gibi mimarilerini yerin tabii biçimleriyle uzlaştırmasını bilmişler. Köy mezarlıklarında, taşlar üzerine oyulmuş yeni resimlerde de Etilerin resimli yazılarını andıran şekiller, işaretler buluyoruz. Anadolu'da bağ bozumu mevsimindeyiz. Çoluk çocuğun katıldığı bayram şenlikleri içinde toplanan üzüm köylere taşınıyor. Üzüm, buğdayla birlikte Eti tanrılarının Anadolu halkına sunduğu en değerli nimetti. İşte Etilerin bereket tanrısı, aynı toprakların şişkin taneli üzüm salkımını bir tutam başakla birlikte Kral Varbala'ya vaat ediyor. İvriz kabartmasının dibinden çıkan suyla bugün yeni Türkiye'nin birkaç şehri aydınlanmaktadır. Bu kabartma köylüler arasında hala uğurlu sayılır. Etilerin başladığı büyük kaya abideciliği Anadolu'da uzun zaman devam etmiştir. Frigya'daki aslan taş bu geleneğin örneklerinden biridir. Karatepe'deki eti eserlerini Torosların eteğinde suyu ve bitkisi bol yeşil bir dünya içinde buluyoruz. Karatepe Büyük Eti İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra kurulan prensliklerden birinin sınır kalesidir. Burada Eti medeniyeti Akdeniz alemine, Fenike, Mısır, Mezopotamya alemine yönelmiş görünüyor. Bu geç Eti çağına ait belgeler, Karatepe'de Fenike yazısıyla bir arada bulunan Eti hieroglifleri sayesinde okundu. Bu yazılardan birinde Eti kralı şöyle diyor: "Ben Atavandas'ın, hava tanrısının kulu ve Adana kralı. Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar genişlettim Adana Ovası'nı. Benim günümde iyilik, güzellik, bolluk içinde yaşandı. Ambarları doldurdum, atlara at kattım, kalkanlara kalkan. Bu topraklarda yaşayanların her şeyi olacak. Koyunları, sığırları, ekmeği, şarabı."
İşte Eti hiyeroglifi. Balık avı. Kuş avı. Bir ziyafet sahnesi, yemek taşıyanlar. Ve işte Adana'nın sıcağına zor dayanan kraliçe yelpazesiyle. Çalgıcılar. Çifte kavalla dans edenler. Çocuğunu emziren kadının şefkatli tebessümü 3000 yıldır silinmemiş. Karatepe sanatını burada, tabiata, gündelik hayata daha fazla açılmış görüyoruz. Etiler büyük kaya abideleri kadar küçük plastiği de seviyorlar. Eti Müzesi'nde ince ince işlenmiş taş ve altın küçük eserler büyük bir yer tutar. Kaya anıtlarının büyük büyük tanrıları burada küçük putlar haline geliyor. Av tanrısı boğa üstünde. Bir idol. Hristiyan sanatından binlerce yıl önce bir Meryem Ana. Bu altın kakmalı tunç heykelcikte savaş tanrısı bir Eti kadınının zarafetine bürünüyor. Bir gülen maske. Zeki ve dipdiri bir Eti bakışı. Heykel en çok hayvan yüzlerinde tabiata yaklaşıyor. Eti heykelciliğinde mühürler de önemli bir yer tutuyor. İşte baskı makinesinin ufacık büyük babası. Kültepe'de bulunan bu küçük yassı kuklalar, Karagöz'ün cetleri olabilir. Etilerin altın işçiliğinde bugünün zevkine uygun diri bir sadelik var. Eti kadınları da altın pırıltısına kayıtsız değillerdi. Bu pırıltıyı da onlara Güneş Tanrı yolluyordu.